Ve sevgili seyircilerimiz, yine bir cuma klasiği ama bugün çok az vaktimiz olacak. Ramazan dolayısıyla programımız bir saate indi malumunuz. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin Skype bağlantısıyla bizimle. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Vizyona girecek filmleri belki isimleriyle sizden öğreneceğiz ama bugün siz İstanbul Film Festivali'nden söz etmek istediniz. Çünkü bugün itibariyle başlıyor festival. Son derece de önemli ve bizim için oldukça nostaljik bir festival. Evet, bir yandan da aslında bu normalleşmenin göstergelerinden biri de sayılabilir. Çünkü yani 2 sene önce Nisan ayında olacaktı festival. Tabii o zaman işte sinemalar kapandı vesaire, ne olacağı belli olmadı. İlk başta ne yapacaklarını tam bilemediler. Sonra biliyorsunuz burada hep konuştuk, online gösterimlere geçtiler. Sürekli online filmler yayınladılar. Gerçi ulusal yarışmanın, ulusal yarışma filmlerini ve galiba 1-2 bölümü de açık havada gösterimlerini yaptılar İstanbul'da. Ama hani o normal alıştığımız, hani insanların salonlara girip çıktıkları formattaki festival, İstanbul Film Festivali yapılmadı 2 senedir. İşte bu sene aslında onların da sloganı öyle zaten, artık salonlara geri dönüyoruz diye. Gerçekten hani eskiden alıştığımız İstanbul Film Festivali programıyla tekrar salonlara dönüyorlar. Dediğiniz gibi bugün başladı festival gösterimleri. Dün açılış töreni vardı. İşte İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında toplam 7 ya da 8 sinemada, salonda gösterimler olacak. Yine yoğunlukta bir festival. Yanlışım yoksa öğrenci biletleri bu sene bayağı uygun, festivalin sponsorluğu kapsamında uygun öğrenci bileti fiyatları vardı. Şu an hani bilet fiyatlarına bakmadım ama normal sinema bilet fiyatlarından daha ucuz bir gösterim fiyatları olacak. Şöyle bir genel olarak, bu arada şey de bitecek, 19 Nisan'da bitecek. Yani bir sonraki salı günü bitiyor oluyor festival. Programın bölümlerine şöyle bir bakalım. Epey bir bölüm var dediğim gibi, hani festival o bütün yıla yayılan programı aslında 10 güne, 12 güne sıkıştırılmış oluyor için. Ulusal yarışmadan bahsetmek gerekirse şöyle kısaca, bir iki filmi izlediğim birkaç film var. Örneğin burada daha önce de Berlin'i konuşurken bahsetmiştik. Sondag filmi, aslında işte Ukrayna filmi bir yıldan ama Türk ortak yapımcıları da var. Zaten yönetmeninde yıllardır Türkiye'de çalıştı. Var. Bu arada sesim düzgün geliyor. Evet, kesik kesik geliyor. Özellikle son bir iki cümlenizi anlamakta zorlandık. Aslında bazen böyle olunca ekrana yaklaştığınızda da düzeliyordu. Evet, bir deneyelim. Daha iyi mi acaba şu anda? Evet, biraz evet. Klondike filminden bahsetmiştim. Ukraynalı yönetmen Marina Ergorbaç'ın filmi. İşte Ukrayna-Rusya arasındaki 5 yıl önceki, biliyorsunuz o zaman da bir çatışma olmuştu. O dönemi anlatıyor. Günümüze de yani maalesef uygun düşen bir film. Hani maalesef diyorum çünkü hala oradaki durum devam ediyor. Birlikte Öleceğiz filmi var. Antalya'da epey övgü kazanmıştı. Hakkı Kurtuluş'la Melik Saraçoğlu'nun filmi. Ker filmi var, Tayfun Pirselimoğlu'nun. O da hem Ankara'da yarışmıştı hem daha önce de bir festivalde yarışmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Zuhal filmi var. O da Nihal Yalçın'ın ödülüyle, Antalya'da aldığı ödülle gündeme gelmişti. Ali Kemal Çınar'ın yeni filmi var burada. Onun filmlerini online platformlardan öneriler yaparken önermiştik. Onun Geceden Önce isimli yeni filmi var. Ulusal yarışmada hani benim şu anda görebildiğim ön plana çıkan filmler bunlar. Ulusal belgesel yarışmasında aslında uzun metraj kurmaca filmleriyle tanıdığımız çeşitli isimler var. Örneğin Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi Crossroads var. Ceylan Özgün Özçelik'in, onun da kısa filminden burada epeyce bahsetmiştik. Cadı Üçlemesi olacak diye 13 artıdan bahsetmiştik. Bu 15 artı belgesel olarak geliyor. Bu işte şiddete uğradıkları eşlerini öldüren 2 tane kadının hapishanedeki hayatlarını anlatan bir belgesel. O da hani dikkat çekici bir yapım. Onun dışında uluslararası yarışma filmlerinde yine daha önce birkaç festivalde izlediğim Koma filmi var. Bernard Benedlo'nun filmi. Merak ettiğim Eskil Vogt'un filmi var, Masumlar. Bu aralar Türkiye sinemalarında da epey beğenilen bir film vardı, işte Dünyanın En Kötü İnsanı diye. Onun senaristlerinden bir tanesinin bu sefer yönetmenliğini üstlendiği bir film.
Birlikte Öleceğiz yine uluslararası yarışma bölümünde de yer alıyor. Onun dışında Gaspar Noé'nin Türkiye'de sevenlerinin çok olduğunu biliyorum. Yeni filmi Vortex. Bu sefer yaşlı bir çiftin hayatını anlatıyor. Diğer filmleri kadar şey durmuyor. Bakalım göreceğiz. Radikal durmuyor. Ama radikal olan başka bir film var. Flux Gourmet isimli bir film. Peter Strickland'ın filmi. Bunu da Berlin'de izlemiştim. İşte adında gurme geçiyor zaten, yemekle bir ilgisi olduğu anlaşılıyordur tahminen, ama beklemeyeceğiniz yerlere gidiyor diyeyim. Peter Strickland zaten korku sineması öğelerini farklı kullanmasıyla bilinen bir yönetmen. Bu da hani gerçekten enteresan bir film, ben burada önermiş olayım. Festival her yıl bir de Türkiye sinemasından bir klasiğin restorasyonunu yapıyor ve onu gösteriyor. Öyle bir özellikleri var, yıllardır buna devam ediyorlar. Bu yıl Beklenen Şarkı filminin restorasyonu yapılmış durumda, o gösterilecek. Zeki Müren'in zaten çok bilinen şarkısı biliyorsunuz. Kendisinin de oynadığı, Cahide Sonku ile beraber oynadığı bir film bu. 1953 yapımı. Hani fragmanını izledim, restorasyon gerçekten başarılı duruyor. Yani o yani yıllar öncesinden, 70 yıl diyebiliriz herhalde. 70 yıl öncesinden gelen film gerçekten bayağı. Yani o hani günümüzde çekilmiş bir siyah beyaz film gibi duruyor fragmanlarından gördüğüm kadarıyla. Hani merak edenlere onu bir tek gösterimi olacak yanlış bilmiyorsam. Evet, Pazar günü Atlas sinemasında olacakmış gösterimi. Onu söyleyeyim. Sinemanya bölümünde çok bilinen yönetmenlerin yeni filmleri var. Artık klasik sayılabileceğimiz yönetmenler. Mesela Paolo Taviani'nin Elveda Leonora. Kardeşi olmadan çektiği ilk film, kardeşi vefat etmişti birkaç yıl önce. Onlar tabii yani kardeşler olarak uzun yıllardır çalışıyorlar. Dario Argento'nun yeni filmi Kör Karanlık var. Bunun yanında bir çok büyük bir klasik var. Baba filminin 50. yılı biliyorsunuz bu yıl. Oscar'larda da bahsetmiştik biraz. Onun da restorasyonu yapıldı. O tekrar gösterilecek. Sadece ilk film gösterilecek. Yani umuyorum ki aslında... yabancı sinemalarda bazen böyle şeyler yapılıyor. Gerçi Türkiye'de de çok az örnekleri olsa da yapılıyor. Bu tip filmler vizyon şansı da bulabiliyor. Yani hani sadece İstanbul'daki seyirciler değil, diğer illerdeki seyirciler de böyle gerçekten sinema perdesinde bu klasikleri izlese gayet güzel olur aslında. Hani evet, Baba filmini belki defalarca izledik ama hani bizim kuşağımız hep evde izlemek zorunda kaldı. Sinemada izlemek gerçekten çok hoş olurdu, onu söyleyeyim. Gerçi İstanbul Film Festivali birkaç yıl önce yine göstermişti, ben izlemiştim ama orada bu restorasyonlu kopya değildi. Yine bir klasik yönetmenin retrospektifi var, Sergio Leone'nin filmleri gösterilecek. Bir Zamanlar Amerika ve işte İyi Kötü Çirkin, Birkaç Dolar İçin ve Bir Zamanlar Batı'da üçlemesi, o Clint Eastwood'un ilk tanındığı ve hani dünya starı olduğu filmler. Onun dışında Rodos Heykeli, Yabandan Gelen Adam filmleri de gösterilecek. Dediğim gibi bunlardan Baba için kurduğum cümlelerin aynısını bunlar için de kurabilirim. Gerçekten hani klasikler, en azından böyle bir tanesini falan sinemada seçip sinemada izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Galalar bölümünde işte yine dünyadan, çeşitli festivallerden filmler var. Açılış filmi bu arada şeydi. Rabia Kurnaz, George W. Bush'a karşı filmiydi. Biliyorsunuz Berlin'de oyuncu ödülü almıştı, öyle ön plana çıkmıştı ve senaryo ödülü almıştı. Ben kişisel olarak çok sevmemiştim ama Türkiye'de hani gösterildiğinde mutlaka karşılığı olacak. Epey de izlenir diye tahmin ediyorum. Peter Von Kant filmi var, François Ozon'un. Claire Denis'in Bıçağın İki Yüzü filmi var. Bunlar hep Berlin'den gelen filmler. Türkiye'de gene karşılığını bulabilecek olan Aşk, Mark ve Ölüm, Türkiye'den Almanya'ya giden gurbetçilerin orada yaptığı müzikleri anlatan, yine bunu da Berlin'de izlemiştim. Çok keyifli bir film, keyifli bir belgesel. Onu da hani buradan önereyim. Young'dan Sonra isimli bir film var. Dünya Festivalleri bölümünde yine benzer filmler var. Örneğin Bir Evlilik Hikayesi var, Ildi Koyan Yedi'nin. Yine Berlin'de en iyi filmi kazanan Alcaraz filmi var. Onu da önerebilirim. Epey film var burada. Yine Rimini var. Ulrich Seidel'in yeni filmi. Programa bakılırsa görüyorum. Genç Ustalar bölümü var. Genç Ustalar'da birinci ya da ikinci filmini çeken yönetmenler var. Burada da bir korku filmi, benim beğendiğim bir film vardı, Kuluçka.
Onu önermiş olayım çok fazla diğerlerini. Zaten en çok tanıdığım filmler de değil diğerleri, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama mutlaka buradan güzel filmler çıkacaktır. Yani bu yeni yönetmenlerden. Ha, bir de değerli taşlar var. Natalia Lopez Gallardo'nun daha önce görüntü yönetmeni olarak tanıyorduk kendisini. Birinci ya da ikinci uzun metrajı. Epey bölüm var demiştim yani İstanbul Film Festivali'nde. Belgesel kuşağında Beynimiz Yıkanmış isimli bir film var. Brainwashed. Ondan da daha önce bahsetmiştik, bu sinema tarihi boyunca işte kadın imgesinin nasıl kullanıldığını, biraz nasıl sömürüldüğünü anlatan bir film. Onu söylemiş olayım. Mayanlı Bölge bölümünde bu yıl tamamen folk korku diyebileceğimiz türe ayrılmış. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden korku filmleri, ama bu, hani alışık olduğumuz hep... Çünkü genelde bir kendi korku filmlerimizi biliyoruz. Bu hep bahsettiğimiz cin filmleri. Bir de hani Amerika'dan falan gelen korku filmlerini genelde alışığız, ama burada biraz daha dünyanın değişik yerlerinden karşımıza çıkan, yine çoğunu aslında çok fazla duymadık. Örneğin Hint filmleri var. Farklı ülkelerden filmler var. Benim de hani merak ettiğim yapımlar var burada. Bu bölümdeki filmleri de bir seyircilerin, yani bu türe ilgisi olan seyircilerin bir araştırıp izlemesine, birkaç tane seçmesini öneririm açıkçası. Antidepresan bölümü adından anlaşıldığı gibi böyle daha keyifli filmler. Festivaller biraz şey diyebilir ya, daha böyle zor izlenen, ağır filmlerden oluşur diyebilir. Bir bakıma doğrudur da. Burada daha böyle keyifli filmler var, eğlenceli filmler var. Neredesin Aşkın bölümü biraz daha LGBT hikayelerini konu alan filmler var burada. Kutsama ve Saklı Çöl filmleri biraz dikkat çekiyor gibi. Bu bölümdeki filmlerin hiçbirini henüz izlemedim. Çiçek İstemez filmi de yine isminden anlaşılabileceği gibi burada da kadın hikayelerini öne çıkaran filmler mevcut. Burada da 9 tane film var. Buradan da bir İran yapımı olan Yarına Kadar filmini izlemiştim daha önce ben. İyi bir film. Ali Asgari'nin filmi. Genç bir annenin bebeği... Son cümlemiz olsun. Epey açtık Hasan Bey. Tamam. Bebeğini ailesinden saklamak için yaptığı çabaları anlatan bir yapım olan. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.